Bir daha seni bırakırsam bil ki son nefesimi vermişimdir. Ancak o zaman. Pazar akşamlarına damgasını vuran Yargı dizisi sezon finali yaptı. Pınar Deniz'le Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünü paylaştığı dizi ekibi Beyoğlu'nda bir mekanda son bölümü birlikte izledi. Kaan Urgancıoğlu dizide babasına hayat veren usta aktör Hüseyin Avni Danyal'ı Amerikalı oyuncu Jack Nicholson'a benzetti. Türkiye'nin Jack Nicholson'ısın ya gerçekten. Evet. Ya şimdi... Ya çok çok ustaca bir iş yapıyoruz hakikaten. Buna da Suzan neden olduğu için biz oyuncular adına kendi adıma vesile diyelim ediyorum. Neden biraz fazla iddialı evet. Oldu abi. Suzan'ı dört defa gördük yüksekte. Pınar Deniz geçen hafta marka elçisi olduğu mücevher markasının davetiyle Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında yürümüş, Kaan Urgancıoğlu da partnerinin paylaşımının altına kalp emojisi göndermişti. Muhabirler bu duruma atıfta bulundu. Şimdi Jack Nicholson'ı olarak gösterildi Kaan Bey tarafından. Cannes Film Festivali'nde de gidersiniz de kalbiniz bu sefer kalp emojisi Kaan Bey'den gelecek efendim, o zaman. Efendim Cannes Film Festivali'ne Pınar Hanım bakıyor. Ben bakmıyorum. Yani. Pınar Hanım bakıyor oraya ben bakmıyorum. Pınar Deniz, George Miller'ın 3000 Years Longing film ekibiyle Cannes Film Festivali'ni kırmızı halısına yürüyen rol arkadaşı Ece Yüksel'i övdü. Bu arada o gün beni çektiniz ama asıl Ece'yi çekmeniz gerekiyordu arkadaşlar. Ece'ye bir alkış. Yaygınlar! Gururumuz! Ya yapmayın. Emine Alper'in bu sene. Utanıyorum yapmayın. Utanın da oradaydınız neler soracağız. Ben de oradaydım tabii çok heyecan verici bir şeydi. Çok ihtişamlı, görkemli ve çok da gurur verici bir şeydi. Yönetmen kimdi biraz bahseder çünkü Türk izleyicisi belki takip edememiş olabilir. Biz merakımızdan takip ettik. Bir nasıl proje teşekkür ederim. Anlatayım hemen birazcık. George Miller'ın filminde rol aldım. Tilda Swinton ve Idris Elba ile birlikte. Onlarla da Kırmızı Halı'da yürümek gerçekten çok gurur verici bir şeydi. Evdeki halıda yürüdük. Pınar Deniz çok duygusal bir akşam geçirdiğini belirtti. Yani çok güzel bir sezondu. Çok gerçekten hazırlanılmış bir işti. Hakkını verdiğimizi düşünüyorum tüm ekip olarak. O yüzden şu an birazdan finali izleyeceğiz. Büyük ihtimal ben ağlayacağım. İyi ki öncesinde. Evet, evet. İyi ki öncesinde oldu bu röportaj. Benim hiç hayatım boyunca unutamayacağım insanlarla ve unutamayacağım bir karakteri oynadım. Dizinin senaristi Sema Ergenekon, Kaan Urgancıoğlu'yla yer değiştirince yakışıklı oyuncu peş peşe esprileri sıraladı. Gelinlik de çok yakışmış bu arada. Söylemeden de edemeyeceğiz. Aa teşekkür ederim. Evet sağ olun. 6 ay sonra yeniden diye de paylaşımda yaptınız. Evet. İkili yakala. Sema Hanım da siz de ne zaman bu profesyonelliği? İlk işinizi kaç yılında yaptınız? Beni ikiliye aldı buraya Sema Hanım. Tebrik ederim valla. Yani Sema Hanım şöyle der mesela. Sema Hanım da kendi eşine rol yazdığı için. Ben Uğur Aslan'a rol yazmıyorum. Eren komisere yazıyorum aynen der. Öyle. Sen de bahsederken Ceylin ve Ilgaz olarak bahsedebilirsin değil mi? Tabii ki. Yanılıyor muyum? Tabii ki. Aynen. Ceylin gelinlik giydi. Ilgaz da evlendiler. Biraz sonra izleyeceğiz onu. Beyazlar da çok eksikmiş Ilgaz Bey bu arada. Sonra teşekkür ediyorum. sağ olun çok merak ettim. Kaan Urgancıoğlu sezonu değerlendirirken Hüseyin Avni Danyal'ın sözlerini örnek gösterdi. Hüseyin abi, Jack Nicholson'ımız şöyle söyledi bir gün. Abi nasıl bir set dedim, en tecrübelimiz sensin. Dedi ki benim hayatımda çalıştığım Türk dizi sektöründe yani aşağı yukarı en başından beri var ilk dizilerden beri değil mi Hüseyin abi yanılmıyorum. Bizi biraz övmüştün ya Hüseyin abi. Taş tablet olarak gelir de bize. Evet, evet, evet. Övmüşsün ya biraz bahsetsin. Evet. Biraz daha öven. Bizi biraz daha öveyim hadi. Hadi öveyim. Öveyim. Hakikaten çok fazla kafa yorup çok fazla ne yapmaları gerektiğini düşünen bir ekiple çalıştım. Hani abiler olarak onu gördüm. Bunu tiyatroda gördüm. Bu dizide de ilk defa gördüm. Hakikaten ne yapmaları gerektiğiyle ilgili bayağı kafa yoran bir ekip var. Ve onu da gayet iyi yapıyorlar. Güzel yapıyorlar. Bence şahaneler. Oradan yürüyecekler. Beni gömecekler sonra onlar devam edecekler zaten. Pınar Deniz geçen hafta Cannes Film Festivali dönüşü havalimanında verdiği röportajda aşk yaşadığı gündeme gelen Kaan Urgancıoğlu'nu çok sevdiğini vurgulamıştı. Kaan Bey desteğinizi Pınar Hanım hiçbir zaman esirgemiyor. Siz yanınızda değilken de esirgemiyor. Röportajlarda da seni seviyorum bile altını yorum olarak yazarım diyor. Siz de yanındayken de soralım. Nasıl çalışmış buraları? Buraları çok... ya biz de aynen böyle çalışıyoruz. Ekip birbirimizi seviyoruz zaten. Bravo. Herkes birbirini seviyor. Hepimizin özel hayatı var. Hepimiz işte bir şekilde gündelik hayatımız sürdürüp aynı zamanda sabah dükkana geliyoruz. Dükkanımızı açıyoruz gerekiyorsa öğlen iştirak ediyoruz ve hepimizin değişik psikolojileri var. Birbirimize destek olmadan yapabileceğimiz bir iş değil. Biz Pınar'la
omuz omuza çalışıyoruz. Sürekli birlikteyiz. Aşk 101'de sayarsak bu 3. sezonumuz oluyor. Birbirimize bir anlayış geliştirdik ve bundan çok keyif alıyoruz. Bütün ekipte bunu yaşıyoruz birbirimize. Teknik ekip de aynı zamanda. Burada Selçuk abi bana bakıyor. Lütfen onu da çeker misin? Benim. Selçuk abi bizim set amirimiz. Çeker misin lütfen? Oradan döner misin Selçuk abi? Serdar abi onun kardeşi. Sizinle beraber güzel oldu abi. Çok canım teşekkürler benim. Ama siz bizi görüyorsunuz, takdir ediyorsunuz. Bu bazen bizde ağırlık yaratıyor. Bazen çünkü biz tek başımızdaymışız ve hani her şeyi biz sırtlanıyormuşuz gibi olsa da çok güçlü, çok profesyonel, işini çok iyi yapan bir ekiple birlikteyiz. Ve oyuncu ekibi olarak da biz de bunu ayak uyduruyoruz. Hepsine de ben teşekkür ediyorum. Pınar'a da çok teşekkür ediyorum. Bu tek başına yapılacak bir iş değil. Çok zor bir şey yapıyoruz. Herkes olmadan da, hep beraber de aynı niyete koşmadan da mümkün değil. Sen yokken ne gece ne de gündüz ne ay.